Aa, şarkı söylemeyi unuttum. Bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim. Ömer hocam nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Kulaklık çok güzelmiş. Tuba'cığım merhaba, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Herkese merhaba, Tek Şarkılık Şöhretler serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Birinci bölümde bahsetmiştik, yine bahsedelim. Bu listede adı geçecek olan şarkıcıların birden fazla şarkısı olabilir. Fakat bu listenin mantığı, bu şarkıcıların aklımızda sadece tek şarkıyla kalmış olmalarıdır. Popülerliklerinin tek şarkıya bağlı oluyor olmasıdır diyoruz ve listemize başlıyoruz. Birinci şarkıcımız BBG Tarık diye herkesin bildiği Tarık, Of Deli Gönül. Aklamış dudağıma su serperdesin. 2001 yılında patlamıştı kendisi. Biri Bizi Gözetliyor isimli yarışmadan çıkarak kendine bir albüm yaptı. Tarık'ın yaptığı albüm 1 milyonun üzerine satışa ulaştı. Aslında çok yüksek bir rakam. O dönem Tarkan'ın Karma albümü çıkmıştı. O da 2 milyon üzerine satmıştı. Yani gayet iyi bir satış yakalamış aslında. Of Deli Gönül şarkısı o yazın en başarılı hitlerinden biriydi. Dillere dolanmıştı. Fakat albümdeki diğer şarkılar bu kadar ön plana çıkamadı. Tarık bu 1 milyonun üzerine satış yapan albümden tek kuruş bile kazanamadığını söylemiş bir röportajında. Bu da çok enteresan. Ardından bir albüm daha yaptı. Gümbür Gümbür isminde bir şarkısı da var. Fakat hani yıllar geçti, Tarık artık çok fazla ortalıkta yok ve aklımızda kalan tek şarkısı Of Deli Gönül. O yüzden Tarık bu listede kesinlikle kendine yer buluyor diyoruz. İkinci şarkıcımız Ayça Yıkılıyor. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklığı takılıyor. Ben seni seçtim tahminim. Herhalde herkes biliyordur. Ayça'yı biz Zaga programından tanıyoruz. Okan Bayülgen'in Zaga programından. Kendisi orada keman çalıyordu, skeçlerde oynuyordu. Daha sonra Tofita reklamında oynadı. Degage, herkes biliyordur zaten. Ayça daha sonra bir şarkı yaptı, Yıkılıyor isminde. Bayağı patladı bu şarkı. Ama Ayça ondan sonra hani kariyerini aynı seviyede devam ettiremedi. Aynı popülerliği koruyamadı. Çok küçük bir bilgi yine vereyim. Ben de bunu bilmiyordum açıkçası. Ayça'nın Yıkılıyor şarkısının sözleri Tarık Mengüç'e aitmiş. Çok enteresan. Ömerciğim ne diyorsun buna? Şarkı. Üçüncü şarkıcımız, daha doğrusu şarkıcılarımız Grup Laçin. Bu tarz listelerin en baba isimlerinden biridir. Çünkü kendileri kusursuz bir tek şarkılık şöhret durumunda. 1998 yılında çıkardıkları Bekar Gezelim şarkısıyla bütün Türkiye'yi salladılar, mahvettiler ortalığı. Böyle enteresan bir kafa sallama hareketleri. Bu tarafa doğru muydu? Böyle miydi? Şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim. Evet. Şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim. Liseliler bilmez diyoruz ve o enteresan kafa sallama hareketleri top sakallarıyla hayatımıza girmişlerdi. Ege Üniversitesi Konservatuvarı'ndan çıkmış bir topluluktur kendileri. Zannediyorum ki Bekar Gezelim anonim bir Sivas türküsü. Çok hoş bir cover yapmışlardı. Enteresan bir klibi vardı. Bana küçükken klip çok korkunç geliyordu. Burada böyle garip garip şeyler vardı böyle. Ne deniyor onlara? Böyle boyanmış suratlar var. Zenne değil de onlar bir şeyler böyle. Hani koklu gibi bir kıyafet giymiş dans eden adamlar. McDonald's palyaçosu gibiydi aslında oradakiler. Ama grup çok sempatikti. Daha sonra bir ara dağıldılar dendi, dağılmadılar dendi. Daha sonra başka şarkılar da yaptılar ama tabii aynı seviyeye çıkamadılar bir daha. O yüzden bu listede kendilerine çok rahat bir şekilde yer buluyorlar yine diyoruz ve geçiyoruz. Tek Şarkılık Şöhretler 2. bölümümüzün 4. şarkısı belki de bu listelerin en saçma ismi olacak. Ben burayı parantez açayım. Arkadaşım Harun'a çok teşekkür ediyorum. Ben unutmuştum, kendisi bana hatırlattı. O benden biraz daha manyaktır bu tarz konularda, müzik konusunda. Ümit Davala bir aşk hikayesi. Ümit Davala herkes tanır, yani çok büyük bir futbolcuydu geçmişte ama futbolculuğundan sonra ki süreçte mi, futbolculuğa devam ederken mi tam hatırlamıyorum. Rap müzik işine girmeye karar verdi. Neden bilmiyoruz. Gerçekten çok başarısızdı. Hani onu da araya sokayım. Çok başarısızdı. Bir albüm yaptı. Kayalar yaşadık, eşi benzeri yok. Kaptırdık ama ters giden bir şey vardı. Kaya'nın Bir Aşk Hikayesi şarkısı üzerine rap müzik yaptı. Yani rap sözler yazdı ve okudu o ritimle birlikte. İnönü Stadı'nda da bir klip çekmişti. Ufuk Yıldırım galiba kendisinin prodüktörüydü. Çok enteresan gerçekten, yani hani geçmişe dönüp baktığımızda neden diyoruz? Şey yazanlar olmuş işte. O dönemde rap müzik mi vardı? Ya saçmalamayın. Tabii ki de vardı. Hatta en alası en babası vardı. İşte Sagopa Kajmer'in ve Ceza'nın artık underground'tan yer üstüne çıktığı dönemden bahsediyoruz. 2004'lü yıllardan bahsediyoruz. Dönemine göre de çok kötü iş bence. Serdar Ortaç'tan bir şarkı aldı aynı zamanda. 2-0-0
2004 galiba, emin değilim. Hani gerçekten dinlenilebilecek seviyede şarkılar değil. Ümit Davala da çok enteresan bir şekilde bu lisede yer buluyor. Daha sonra müzik kariyerini zannediyorum ki devam etmedi. Ama Ümit Davala ve şarkı kavramları yan yana getirdiğimiz zaman aklımıza gelen tek şarkı Ümit Davala'nın Bir Aşk Hikayesi şarkısı diyoruz ve burayı geçiyoruz. Biliyor musun şarkıyı? Mırıldanamam, o kadar kötü yani. İşte o kayağının, orada sıkıntı yok. Ama Ümit Davala mesela rap şarkı yazdı. Siyah, beyaz, eski film gibi böyle bir anda yaşandı, hepsi gelip geçti, ya romana döndü. Yok, o uzattı sonra saçlarını. Futboldan yani, 2002 Dünya Kupası'ndan sonra o hale geldi. Ama muhtemelen hep ilgisi var bu tarz müzik. Onu keşke yapmasaydı hani, ama renktir Türk müziğinde. Kötü bir renk olsa da renktir yani diyoruz ve yine geçiyoruz o zaman. Ve ikinci bölümümüzün son şarkısına geldik. Tartışmasız yani bu listelerin kralı bu şarkıdır. İrem Hayal Et. İrem Hayal Et Sevgilim, İrem Yağcı. Bu şarkı akıllara Grup 84'ün Ölürüm Sana şarkısıyla birlikte geliyor. Çünkü aynı dönemde çıktılar ve hani Grup 84 de o zaman öneri olarak vardı. Hah, gözlerin var ya falan. Doğru. Yani benzer dönemin şarkıları. İrem bu listelerin en haklı isimlerinden biri, çünkü daha sonra Git diye bir şarkısı vardı. Yine o da kliplendirildi ama tabii bunun kadar yer etmedi. İrem daha sonra müziği bıraktı. Şu an avukat olmuş kendisi. Bu şarkı gerçekten işte hepimiz o dönem cep telefonlarında vardı. İşte internetten zor bulup, link bulup dinlemeye, izlemeye çalışıyorduk. Messenger'dan birbirimize atmaya çalışıyorduk ve... Messenger'da şarkı. Ha işte dinliyor İrem Hayal Et Sevgilim. Şarkıyla ilgili bir sürü komple teorisi var. İşte ölen sevgilisine yazdı, işte sevgilisi evine geldi, intihar etti, ondan sonra yazdı, işte hapse girdi, çıktık, ondan sonra yazdı. Da bunların hepsi yalan. İrem bunun röportajında yalanladı. Zaten bu şarkıyı yazdığında lisede ben yatakta yatarken bu şarkıyı yazdım gibi bir şey söyledi. Bir de işte hayal et sevgilim mi, hayal et sevgilim mi gibi bir durum var. Biz hep hayal et sevgilim zannederken galiba İrem hayal et, yani fiil anlamında söylemiş. Sanırım şarkının orijinali hayal et sevgilimmiş ama her yerde hayal et sevgilimiz. O da çok enteresan. Hayal et sevgilim. Avukat olmuş İrem. Şey bir de çok hani şeyde yeniden son dönemde de popüler oldu tabii. İşte bu Twitter'da yazdıkları, yaptığı şakalar vesaire. İrem çok popüler oldu. İrem Yağcı. İstanbul'da galiba, avukat kendisi. Tek Şarkılık Şöhretler'in ikinci bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin için 5 şarkı derledik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de abone olabilirsiniz. Başka videolara da bakın yani. Videoyu paylaşabilirsiniz isterseniz. Klişedir zaten. Veya like atabilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyoruz o zaman.